İyi akşamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. Sensiz, nedensiz, el yordamıyla, susuz, uykusuz, nereye sokağında yürümek, hızlı hızlı, mutlaka yetişmek gerek. Beklemek geçen yüzyılın işi, kiminle, nasıl, nereye sokağında. Sevgi ve sancı, sabah eğlencesi, çabuk ve çevik, zaman bilmecesi, uyumak ve bilmeyerek, mutlaka öğrenmek gerek. Yeni gün giderek yakın, kiminle, nasıl, nereye, sokağında. Sabah kuşlarıyla konuşmak uzun uzun, mutlaka değişmek gerek. Beyaza boyamalı, kiminle, nasıl, nereye sokağını. Seslerimiz ondan haber verin. Boz taşlar önümüzde. Abi bir tek geri gelsene. Çok çok 5 saniye. Ne çocuk sesi, ne kent uykusu gelir. İşte geçmişte sorunlarsa. Pazartesi. Hazır mısın efendim? Hazırsa. Maç.
miyiz? Aa, yapıyor abi sen de. Evet. Bülent Bey. Dile kolay efendim. Yaklaşık yarım asır, hatta tam yarım asır. Bu 50 yıllık efendim sanat hayatınızla ilgili başlamak istiyoruz. Biz bu 50 yıl nasıl geçti? 50 yıl nasıl geçti ha? Sanat hayatınız. 50 tane yıl olarak geçti yani. Biraz uzun geçti. Önemli olan nasıl geçti değil. Yani ne yoğunlukta geçti. Ben keyif aldım yaptığım şeylerden. Aralıklı olarak yapsam da. Türkiye gibi bir yerde kendi yaptığım müzikle, kendi yazdığım sözle yarım asır şarkı üretebildim. Onun keyfini yaşıyorum açıkçası. Bugün de 50. sanat yılınızı kutladığınız bir konserde yer alacaksınız. Öncelikle 50. sanat yılınız kutlu olsun. Konser maratonundan başlayalım. Yani bugün aslında 50. sanat yılı kapsamında değil de bu yılki bütün konserlere öyle isim veriyoruz. Genelde o tarz konserlerde bir takım dostlar, arkadaşlar, müzisyenler geliyorlar falan, öyle yapıyorlar. Bugün ben yalnız söyleyeceğim. Ama bu dostların benim şarkılarımda karşılıksız olarak keyifle gelip katılıyor olmaları benim için tabii çok keyifli, gurur verici bir şey. Burada efendim ay ışığında caz konserleri Aqua Floria'da. Birazdan da sahne alacaksınız. Birçok değerli müzisyenle birlikte bu geceden konuşalım. Yani bu arkadaşlarım benimle çok uzun yıllardır çalıyorlar. Uzun yıllardır birlikte çalıyoruz. Benim yaptığım işlerde her birinin payı var tabii, katkısı var. Artık sadece bir müzisyen grubu değil, yakın dostuz da bunca yıldır. Birbirimizle çala çala, birbirimizsiz çalmıyoruz açıkçası. O kadar alıştık birbirimize. Her zaman onlarla beraber çalmaktan keyif aldım. Onlar da öyle olduğunu söylüyorlar. Duyar duymaz efendim, telefonlar kilitlenmiş. Zaten şu anda sold out, bütün biletler de bitti. Evet. Ve inanılmaz derecede yoğun bir ilgi var. Hayran kitleriniz özellikle sizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani ben herhalde bir istikrar diye bir şey, yani istikrar yeni sözcükte süreklilik, tutarlılık anlamına geliyor. Ona veriyorum çünkü yazdığım şarkılar fazla değişmedi, yaptığım müzik fazla değişmedi. Hep aynı kulvar üzerinde dolaştım. Dolayısıyla söylediğin gibi 50 yıl, yani hem yaşlılar, hem orta yaşlılar, hem gençler, hem çocuklar filan, öyle çok uzun bir yaş dilimini de kapsıyor tabii ki. O nedenle bu tutarlılık, yani bu süreklilik, devamlılık o insanları da etkiliyor sonuç olarak. Ve babalarından, teyzelerinden, annelerinden duyan gençler de hala bu müziğe ilgi gösteriyorlar. Yaptığım şeyleri işte Türkiye'de çok sağda solda hemen temin etmek de mümkün olmadığı için öyle bir gizemli tarafı da var. Yani insanlar bu müziğin etrafında dolanıyor olmakla onlar da övünüyor. Ben de tabii onlara bu keyfi vermiş olmakla övünüyorum tabii ki. Efendim birazdan da sahneye başlayacak. Hayranlarımızı biz çok fazla bekletmek de istemiyoruz. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. İyi sahneler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.